Çay TV Rize stüdyolarından yayınlanan Pazar Postası'na 7. kez hoş geldiniz. Efendim herkese iyi pazarlar. Saatimiz tam 11'i gösteriyor. Hala saatleri 10'u gösteren izleyicilerimiz varsa demek ki 1 saat ileri almayı unutmuşlar demektir. Bu gece saat 3'ten itibaren saatler yaz saati uygulamasından dolayı 1 saat ileri alındı. Aklınızda bulunsun, bilmeyen, unutmuş olan izleyicilerimiz varsa hatırlatmış olalım. Saatlerimiz şu an 11'i gösteriyor dedik ve Çay TV'de Pazar Postası 7. kez başladı. Ben Turgay Ayhan. Yaklaşık 1 saat boyunca Çay TV ekranında Pazar Postası programında Türkiye'den, dünyadan önemli, ilginç, farklı ama aynı zamanda vurgulanması gereken, sizleri düşündürtmek istediğimiz ve sizlerden yorumlar beklediğimiz haberlerimiz de olacak. Bir saat boyunca sizler bizlere eşlik edebileceksiniz bu haberlerimizde. Bugün keyifli haberlerimiz var ama aynı zamanda bir iki tane önemli haberimiz de var. Birazdan bu haberleri arka arkaya sizlere yayınlayacağız ve üzerlerinde konuşacağız. Hemen Pazar Postası'nı başlatalım. Bundan 7 hafta önce Pazar Postası ilk programını başlatırken Eurovision şarkımızla başlatmıştı. 2 gün öncesinde, yani ilk programımızın 2 gün öncesinde Mor ve Ötesi'nin Belgrad'da 53. Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil edecek olan Deli isimli şarkısını basına tanıtmıştı. Bu basın toplantısından ve şarkımızdan görüntüler getirmiştik ekrana ve 7 hafta sonra şarkımız kliplendi. Dünden itibaren Mor ve Ötesi'nin Eurovision şarkımız Deli'si yayınlanmaya başladı. Klibi yayınlanmaya başladı. Dilerseniz şimdi biz tekrar Eurovision'a değinelim bugünkü programımızda ve Deli isimli şarkımızın klibini izleyelim. Sonrasında elbette ki bu Eurovision şarkımızla ilgili mesajlarınız olursa bunları da göndermeyi ihmal etmeyin. Şarkımız nasıl, klibi beğendiniz mi, bu şarkı iş yapar mı? Hep beraber bunların değerlendirmesini bir saat içerisinde yapmış olalım. Buyurun klibi izleyelim. Evet, 53. Eurovision şarkı yarışmasında Belgrad'da ülkemizi temsil edecek olan Mor ve Ötesi'nin Deli isimli şarkısının klibi dünden itibaren yayınlanmaya başladı. Biz de bugünkü programımızın açılışını hem şarkımızla yapmış olduk hem de birazcık keyiflendik diye umuyorum. Tabii şarkıyı beğenenler belki keyif almışlardır. İnternet üzerinden şöyle bir göz gezdirdim. YouTube'a da düştü hemen tabii klip ve YouTube'da neler yazılmış şarkıyla ilgili, kliple ilgili diye şöyle bir göz attığımda efendim şarkının genelde çok beğenildiğine dair yorumlara gözüm ilişti. Mor ve Ötesi'nin bu şarkıyla başarılı olacağını dile getiren birçok YouTube kullanıcısı vardı. Evet, keyifli başladık ama keyifli haberlerle şu an için devam etmeyeceğiz. Geçtiğimiz hafta içerisinde, daha doğrusu bu hafta içerisinde, yanılmıyorsam pazartesi, salı gibi internet üzerinden bir video yayınlandı. 16 dakikalık kısa bir belgesel bu video. Ama birçok ülkeden tepki çekti. Özellikle İslam devletlerinden, Müslüman ülkelerden çok tepki alan bir video bu. Şimdi birazdan o videoyu inceleyeceğiz. Sizlere de izleteceğim. Ama nedir? Hemen bunun ayrıntısını vereyim size. Hollanda'da yabancı karşıtı ve ırkçı özgürlük partisi lideri Geert Wilders tarafından hazırlanan İslam karşıtı kısa film internet üzerinden yayınlandı. Daha çok belgesel niteliği taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinden görüntülerin derlenmesinden oluşan filmde dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen şiddet olayları gösterilirken Kur'an-ı Kerim'de şiddeti tavsiye ettiği öne sürülen ayetler görüntüye geliyor ve İslam'da şiddet vardır iddiası işleniyor. İslam'ın batı uygarlığını yok etmek istediği de öne sürülen filmde dikkat çeken bir diğer unsur ise filmin daha çok Hollandalıları kışkırtmak için hazırlanmış olması. Filmde Hollandalılara eğer müdahale etmezseniz sonunuz bu filmde göründüğü gibi olacaktır mesajları veriliyor. Dilerseniz şimdi bu videodan görüntüler izleyelim. İslam'a karşı hakaretler içeren, İslam'ı şiddete açık bir din olarak gösteren ve dünyada son yıllarda olup biten birçok terörist eylemle Müslümanları bağdaştıran, Müslümanlara bu eylemleri yıkan bu videoyu izleyelim. Sonrasında gelen tepkiler neler, onlara değineceğiz. Buyurun video.
تَرْكَبُوا وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ Evet, Pazar Postası Çay TV'de devam ediyor. Hollandalı bir milletvekilinin, bir parti liderinin hazırlamış olduğu 15 dakikalık İslam'a hakaretler içeren, İslam'ı ve Müslümanlığı terörist olarak ilan eden videodan kısa görüntüler izledik. Evet, Hollanda için yapıldı aslında bu video ama tüm Avrupa'yı kapsıyor. Her yıl Avrupa'da Müslüman çoğunluğun hızla arttığı dile getiriliyor ve gelecekte Avrupa'yı Müslümanların ele geçireceği, eğer şimdiden önlem alınmazsa sonlarının o videoda yer alan kanlı görüntülerde olduğu gibi olacağı vurgulanıyor. Evet, bu video Hollanda televizyonları tarafından yayınlanması reddedildi. İnternet üzerinden, Amerika üzerinde hizmet veren bir internet sitesi daha önce yayınlayacağını duyurmuştu ama sonrasında gelen tepkiler üzerine o internet sitesi de videoyu yayınlamaktan vazgeçti ama LiveLeak internet sitesi hafta başından itibaren bu videoyu tüm kullanıcılarıyla paylaşıyor. Biz de sizlerin ekranına getirmiş olduk bu videoyu. Bakalım Avrupa'dan bu video ile ilgili ne tür yorumlar gelmiş, tepkiler gelmiş. Slovenya'da yapılan gayri resmi Dışişleri Bakanlığı toplantısından sonra yapılan açıklamada Hollandalı milletvekili ve Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders tarafından yapılan filmin İslam'la şiddeti aynı kefeye koyduğu belirtilerek bu bakış açısının şiddetle reddedildiği kaydedildi. Açıklamada Müslümanların önemli bölümünün aşırıcılığa ve şiddete karşı olduğu belirtildi. Avrupa Birliği'nden de bu videoya ilgili tepkiler geldi. Bu film ve benzeri eylemler kini tahrikten başka hiçbir amaca hizmet etmez. Avrupa Birliği dönem başkanlığından yapılan açıklamada ifade özgürlüğünün Avrupa Birliği değerleri ve geleneklerinin bir parçası olduğu belirtilerek bunun dinlere, diğer inanç ve itikatlara saygı ruhu içinde
kullanılması gereği vurgulandı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Michael Montes yaptığı açıklamada nefret içeren konuşma ya da şiddete teşviğin asla haklı gösterilmeyeceğini ve bu filmin yayınlanmasının ifade özgürlüğü hakkıyla ilgili olmadığını vurguladı. Evet, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Avrupa'daki çeşitli kuruluşlar bu video ile ilgili tepkilerini dile getirdiler ama internet sitesi videoyu yayınlamaya devam ediyor. Şimdi yine Türkiye'ye geliyoruz, Türkiye'ye dönüyoruz. Hafta başında Türkiye'den bir Paris Hilton rüzgarı esti. Bizim için rüzgar değildi belki ama maalesef basınımız, medyamız bu olayı fazla abarttı. 2008 Miss Turkey, değil mi? Bakayım. Evet, Miss Turkey 2008 güzellik yarışması için ülkemize davet edilen Paris Hilton havaalanına geldiği andan itibaren kıyamet koptu. Tabii kıyameti kopartan maalesef bizim medyamız oldu. Birbirlerine girdiler, vatandaşla kavga ettiler. O esnada o havaalanında olup da yolcusunu bekleyen veya uçaktan inip evine gitmek isteyen, bir an önce evine gitmek isteyen diğer vatandaşlar Paris Hilton'dan dolayı mağdur oldular. Hatta gazetecilerle tartıştılar. Paris Hilton'u yuhaladılar. Gazeteciler bir vatandaşa kamerayı kafasına vurdular. Anlayacağınız arbede çıktı. Mutlaka izlemişsinizdir. Şimdi bu görüntüleri ben de izletmek istiyorum ama önemli olan burada bu görüntülerin yayınlanarak dünyaya rezil olmuş olmamız ve bu rezalette maalesef Türk basınının katkısı da oldu. Biz de bu katkıyı bir kez daha ekrana getirelim. Bir saniye. Sorun devam edelim. Şu sondan arkadaşlar şöyle alın. Tamam. Beyler hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Şaka yapalım. Sakin sakin. Bana vuracak kadar özgür basın yok. Kamerayı kapatıp vuracak nasıl Türkiye? Özgür basın bu mu? Bu yaptığın şey. Bir poz alın. Bir poz alın. Tamam demişim geç. Ya girin. Beyler. Tamam, beyler yavaş poz versin. Yavaş. Bir poz alalım. Ya bir durun be! Bir durun! Beyler sakin lan! Durun! Tamam dur şalan konuşuyor sus tamam! Susun! Ne susun da konuşacak! Deniz Hanım. Tamam. Ama göremiyorum. Hayır tamam. Geri çeksene. Geri fotoğraf çekelim. Arkadaşlar ya çekemiyoruz ki ya. Şunu çek. Ya siz bırakmadınız. Şu bir kare bile alamadık ya. Baba sen bir alıyorsun. Nereye alıyorsun? Baba gel lan. Gel lan. Sakin beyler. Bir dakika. İşte Miss Turkey 2008 üçüncü güzel. Paris Hilton geliyor efendim. Allah çok şükür ya.
Duyun o, Allah çok şükür. Evet, gördünüz. Ya Rabbi şükür. Evet, ya Rabbi şükür ki Paris Hilton tatilini bir gün erken bitirerek, bir gün erken İstanbul'dan ayrıldı. Bu rezalet daha fazla devam etmedi, Allah'tan diyoruz. Evet, az önce izlediğiniz görüntülerle dünya basınına da malzeme olduk. CNN'de program yapan, akşam kuşağında program yapan Anderson Cooper'ın 360 derece isimli programına az önce izlediğiniz görüntüler de konu oldu. Cooper ne demiş, nasıl yorum yapmış onu aktarayım. Şaşırmış olmalılar. Evet, şaşırmış olmalılar başlığı altında bu haberi yayınladı CNN'deki Anderson Cooper. Paris Hilton'u görüntülemek isteyen basın mensuplarını yasa dışı göstericilere karşı uyguladığı metotların kullanıldığı belirtiliyor CNN'in programında. Anderson Cooper tabii ki bu büyük ilginin ardında Hilton'un Nobel Kimya Ödülü alması yatmıyor. Ünlü olmak haricinde hiçbir ünü bulunmayan Hilton'un Türkiye'de böyle ilgiyle karşılanması çok ilginç. Evet, gerçekten çok ilginç. Alt tarafı yani bir yani hiçbir ünü yok. Yani ünlü olmaktan başka hiçbir ünü yok Anderson Cooper'ın da dediği gibi. Sadece büyük bir servetin mirasçısı. Onun haricinde albüm çıkartmış ama sesi güzel değil. Birçok programda boy gösteriyor. O kendi parasını bu şekilde arttırmaya çalışıyor. Ama onun haricinde herhangi bir meziyeti olmayan bu insanı bu kadar abartıp da havaalanında basın mensuplarının vatandaşlarla kavga edecek boyutlara gelmesine ben açıkçası anlam veremiyorum. Elbette ki emiri büyük yerden alıyorlardır. Hani Paris Hilton geliyor. Aman çok önemli, mutlaka gidin çekin. Bir kare görüntüyle gelmeyen işte basın gazeteciyi kovarım gibi herhalde ithamlarda bulunulmuştur medya mensuplarına. Bilemiyoruz ama yani nedense ülkemizde yurt dışından birisi geldiği zaman çok fazla abartıyla karşılanıyor. Naomi Campbell olaylarını belki hatırlıyorsunuzdur. Naomi Campbell kendi ülkesinde sokakta çok rahat gezebilirken hiç kimsenin böyle Naomi diye çıldırıp bağırmadığı bir şekilde hayatını sürdürürken Türkiye'ye geldiğinde birçok kapris sergileyebiliyor. Tabii ki biz bu malzemeleri onlara veriyoruz. Evet, rezil eden görüntülerdi maalesef. Bunları özellikle yayınladık. Dediğimiz gibi böyle rezillikleri izlemek istemediğimiz için en azından yayınlamış olalım. Umarım bundan sonra ülkemize herhangi bir ünlü olmak dışında herhangi bir ünlü olmayan kişiler geldiğinde bu tarz görüntülerle karşı karşıya gelmeyiz. Evet, şimdi programımıza devam ediyoruz. SMS'lerinizi göndermeyi ihmal etmiyorsunuz. Hayırlı pazarlar, ben Rize'den Filiz. Türkiye'nin Eurovision'a katıldığı Deli şarkısının ben fazla iyi bir derece alabileceğini düşünmüyorum. Ama klip gerçekten harika demiş Rize'den Filiz izleyicimiz. Teşekkür edelim kendisine. Klibi beğenmiş ama şarkının iyi bir derece elde edeceğine inanmıyor. Şimdiki haberimiz atlarla ilgili, biraz keyiflenelim istiyorum. Efendim, Malatya'da yetiştirilen dünyaca ünlü Arap yarış tayları türküler söylenerek yetiştiriliyor. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve dünyaca ünlü Arap yarış taylarının yetiştirildiği Sultan Suyu Tarım İşletmesi'ndeki at bakıcısı yavru tayları türkü söyleyerek yetiştiriyor. Yani öksürmeyeceğim diye kendimi tuttum ama olmuyor maalesef. Uzun bir süreden beri at yetiştiriciliği bölümünde çalışan Hüseyin Ölütaş, atları çok seviyorum. Türkü söyleyince tayların hoşuna gidiyor. Taylar türkü söylediğimi anlıyor. Taylar güzel bakım istiyor. Haberi izleyelim. Sonrasında pazar postası devam etsin. İşte bazı şarkıları söyledim ben, bu hayvan yanıma doğru geliyor. İşte benim bakımı çok dikkat istiyor. Böyle işte gelip. Özellikle hak fikirler söylüyorum. Dile bülbül kaşı keman
Çay TV ekranında Pazar Postası tüm hızıyla devam ediyor. Evet, atlara türkülü bakım haberimizde izledik. Malatya'da at yetiştiriciliği yapan vatandaş atları türkülerle eğitiyor, türkülerle besliyor, yetiştiriyor. Atayların da bunlardan çok hoşlandığını dile getirdi haberinde. Şimdi yine atlarla ilgili bir haberimiz var. Çünkü birazdan reklama gireceğiz. Fazla konuşmayalım isterseniz. Ümraniye Esenşehir Mahallesi'nde çaldıkları halıları at arabasına yükleyen hırsızlar polis ekiplerini karşılarında görünce kaçmaya başladı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleriyle halı hırsızları arasında uzun süren bir kovalamaca yaşandı. Yakalanacaklarını anlayan halı hırsızları at arabasına yükledikleri halıları teker teker aşağı atmaya başladı. Halı hırsızları virajı döndükten sonra kayıplara karışırken etrafa saçılan halıları toplamak polislere düştü. Topladıkları polisleri sahibine iade eden polisler at arabasıyla kaçan hırsızları nasıl yakalayamadı? Benim tek şaşırdığım nokta burası oldu. Dilerseniz görüntüleri izleyelim. Sonrasında reklamlara gireceğiz. Reklamların ardından Pazar Postası devam edecek. Hazırlanılıp sunulan Pazar Postası'nın 7. programının 2. yarım saatine giriş yapmış bulunuyoruz. Ben Turgay Ayhan. Son yarım saatimiz Pazar Postası'nda ve yine ilginç farklı haberleri sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz video paylaşım sitesi YouTube erişime kapatılmıştı Türkiye üzerinden. Atatürk'e hakaret içeren görüntülerin yayınlanmasından dolayı Ankara Asliye Ceza Mahkemesi YouTube'un erişimini engellemişti ve 15 gün boyunca YouTube'a Türkiye üzerinden giriş sağlanamıyordu. Salı günü, geçtiğimiz salı günü YouTube yetkilileri bir açıklama yapmışlardı. Son kapatma kararına neden teşkil eden videoları inceledik ve YouTube içerik politikasına aykırı içeriğe sahip olmasından dolayı yayından kaldırdık. YouTube'a Türkiye'den kısa bir süre içerisinde erişimin tekrar sağlanmasını bekliyoruz. YouTube olarak Türk kanunlarına aykırı olabilecek içeriğe ilişkin sorunları gidermek amacıyla yetkililerle işbirliği yapmaya hazırız şeklinde bir açıklama gelmişti YouTube'dan salı günü. Ve bu açıklamanın hemen akabininde 2 gün sonra Perşembe akşam 8 sularında YouTube'a yeniden Türkiye üzerinden erişim açıldı. Evet, yetkililerin de dediği gibi işbirliğine hazırız. Eğer rahatsız olunan videolar varsa, yani bizi kapatmaktansa, ülkenizde bize erişimi engellemektense bizimle irtibata geçin ve biz bu videoları kaldıralım şeklinde bir açıklama bu. Evet, gerçekten kapatmak yerine bu videolarla alakalı YouTube yetkilileriyle iletişime geçilse daha iyi olmaz mıydı? Çünkü milyonlarca insana yasak getirilmiş oluyor, sadece YouTube'a yasak gelmiyor. Milyonlarca Türkiye'den milyonlarca kullanıcısına da yasak getirilmiş oluyor. Hep özgürlüklerden bahsediyoruz. Türkiye özgür bir ülke diyoruz ama buna rağmen bu tarz engellemeler ülkemizde maalesef oluyor, olmakta. Şimdi program başında LiveLeak isimli sitede yer alan İslam'a hakaret içeren videoyu ekrana getirmiştik. Bu video LiveLeak sitesinde yayınlanıyor. Şimdi acaba bu siteye de yasak mı gelmesi gerekir? YouTube örneğini düşünürsek bence gelmesi gerekir. Evet, şimdi programımıza Erzurum'dan devam edeceğiz. Program içerisinde, yani yaklaşık 6 haftalık programlarımız süresince
engelli dediğimiz vatandaşlarımızla, gençlerimizle alakalı haberlerimize yer vermeye çalışıyoruz. Şimdiki haberimiz de bu örneklerden bir tanesi. Erzurumlu geçirdiği hastalık yüzünden kolları tutmamasına rağmen sol ayağıyla birbirinden güzel resimler yapan Yusuf Arslan, üçüncü kişisel resim sergisini açmış. 9 yaşından itibaren resim yapmaya, üstelik bu resimleri sol ayağıyla, sol ayağının parmaklarına geçirdikleri fırçayla bu resimleri yapıyor ve üçüncü resim sergisini açmış. Birbirinden güzel resimler yapıyor 18 yaşındaki Yusuf kardeşimiz. Kendisi engelli bile olsa engeller onu yıldırmıyor ve nasıl bir azim sergilediğini şimdiki videomuzda hep beraber izleyelim. Erzurumlu engelli kardeşimiz Yusuf'un azmini ekranlarınıza getirdik. Engelli bile olsa sol ayağıyla yaptığı resimlerle üçüncü kişisel resim sergisini açtı Yusuf kardeşimiz. Bu azminden dolayı kendisini tebrik ediyoruz. Şimdi yine bir azim hikayemiz var. Nerede yaşanmış bu olay? Şırnak'ta yaşanmış. Şırnaklı iki halterci Karaman'da yapılacak olan Yıldız Kulüpler Türkiye Şampiyonası'na seyyar lamba ışığı altında hazırlanıyorlar. Büyük bir azim ve kararlılıkla idmanlarını sürdüren Şırnaklı genç haltercilerin hedefi kilolarında birinci gelerek ileride Türkiye'yi olimpiyat şampiyonasında temsil etmek. Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde genç halterciler için oluşturulan küçük bir göz odada çalışmalarını eksik malzemeyle sürdüren genç halterciler arkadaşlarının yardımı ile çekilen seyyar lamba altında bakın olimpiyatlara nasıl hazırlanıyorlar. Bunun sebebi de malzemelerin olmaması. Biz malzemeleri bir türlü bir yerden kendi çabamızla temin etmeye çalıştık. Salon daha önce bunlar bir okulun alt katında çalışıyordu, zemin katında. Bu da onlara kötü yönde etkiliyordu. Biz salonu buraya taşıdık Gençlik Spor'a, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne. Şimdi biz Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz, Yıldızlı Kulüplere. Malzeme sıkıntısı çekiyoruz. Malzeme sıkıntısını da inşallah ileride federasyonumuzla görüştük. Federasyonumuz da bize destek sağlarsa üstesinden geleceğiz bu işin. Evet. Haberlerimizi genelde müziklerle süslüyoruz ki hem izlerken birazcık da keyiflenelim diye. Zaten Pazar Postası'nın amacı biraz da keyifli haberleri ekrana getirmek. Sizleri pazar gününün sıkıcılığından biraz olsun kurtarmak. 7. program. Evet, az önce Şırnak'ta olimpiyatlara hazırlanan haltercilerimizi ekrana getirdik. Maalesef eksikliklerden dolayı seyyar lamba ışığı altında çalışmalarını sürdürüyorlar. Başarılar dileyelim kendisine. Maalesef ülkemiz bu tarz eksikliklere gebe birçok durumla karşı karşıya kalabiliyor. Bizler kalabiliyoruz birçok durumla. Bu da onlardan bir tanesiydi. Türkiye gerçekten akıl almaz bir ülke. Birçok ilginç, farklı olay bu ülkede yaşanabiliyor. Şimdi bir haber var. Hafta içi, Perşembe günü yanılmıyorsam, Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün değindiği bir konu var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayasofya'da unutulan iskele. Evet, bu haberi okuduktan sonra az önce Türkiye ile ilgili yaptığım yoruma siz de hak vereceksinizdir. Çekül Vakfı bir süredir Mimar Sinan'la ilgili Sinan'a saygı projesi yürütüyor. Projenin birçok boyutu var. Gerçekten görülmeye ve alkışlanmaya değer bir proje diyor Mahmut Övür.
Bu konudaki çalışmaları daha sonra anlatacağım. Ama önce Ayasofya'yı gezerken öğrendim ve şok olduğum bir olayı anlatmalıyım diyor Sabah gazetesi köşe yazarı. Ayasofya'nın büyük kubbesinin tam ortasında devasa bir demir iskele var. O tarihi mekanı gezerken insan ister istemez burada restorasyon çalışması yapılıyor diye düşünüyor. Bu nedenle de kimse fazla sorgulamıyor. Ama gerçek öyle değil. Meğer o muhteşem kubbenin tam ortasındaki demir iskele neredeyse 15 yıldır orada duruyormuş. Aklınıza iş devam ediyor diye gelebilir ama etmiyor. O dönem başlayan restorasyon çalışması bir noktaya geldikten sonra öylece bırakılmış. Peki neden? Para yokluğu. İnanılır gibi değil. Her gün yüzlerce öğrencinin, turistin gezdiği bu tarihi mekanda o demir yığınını yıllarca orada tutan akla ne denir? Düşünebiliyor musunuz? Bu yıllar içinde inşaat teknolojisi de çok değişti. Artık o iskele yöntemiyle restorasyon bile yapılamaz ama orada duruyor. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın dikkatine sunuyorum demiş Sabah gazetesi köşe yazarı Mahmut Övür. Evet, burası Türkiye. 15 yıldır Ayasofya Camii'nin kubbesinin ortasında devasa bir demir iskele var. Ben Ayasofya'yı ilk ziyaret ettiğimde yıl 1998'di. Yani 10 sene öncesiydi. 10 sene içerisinde 2-3 kez daha ziyaret ettiğimde o demir iskeleyi sürekli orada gördüm ama bu 10 senenin öncesinde bir 5 yıl daha varmış. O demir iskele orada duruyor. Restorasyon amaçlı olduğunu tabii ki her giren, ilk kez giren özellikle düşünüyordur ama yıllardır bu restorasyon bitmek bilmemiş maalesef. Üstelik parasızlıktan dolayı yapılamıyormuş ama her yıl milyonlarca turistin ve Türk vatandaşının ziyaret ettiği dünyanın 7 harikası arasında gösterilen, 7 harikasına aday olan bir yapının bu derece ihmalkarlıkla karşı karşıya bırakılması gerçekten içler acısı. Kültür Bakanlığı'na biz de buradan bu konuyu iletmiş olalım. Programımıza mesajlarla devam edelim. Çay TV'nin sempatik sunucusu Turgay'a iyi yayınlar diliyorum. Erevizyon'da Harun Tekin ve arkadaşlarına başarılar. Klipleri bence çok güzel olmuş diyor. Klip güzel ama şarkı da o derece güzel mi? Hadi beğenebiliriz ama Erevizyon'da rakiplerine karşı iyi bir derece elde edebilir mi? Bu önemli bizim için. Bununla ilgili düşüncelerinizi yine mesajlarınızı bize iletebilirsiniz. Merhabalar Turgay abi, ben Üsküdar'dan Hulviye. Programını beğenerek izliyoruz. Değindiğin konular çok güzel. Başarılarının devamını diliyorum. Tebrikler demiş. Üsküdar'dan Hulviye isimli izleyicimiz. Kendisine çok teşekkür edelim ve sırada ne var? Sırada yine Türkiye'ye özgü, ancak bu kadarı Türkiye'de olabilir denilecek bir haber var. Şoför çarptı. Nasıl çarptı? İzleyelim, sonrasında yorumu ekrana getiririz. Evet, pazar postası devam ediyor. Haber erken bitti tahminimden. Evet, Adana'da yaşandı. Az önce gördüğünüz olay, yerde yatan vatandaşa otomobil çarpmadı. Bilakis otomobilin sürücüsü çarptı. Nasıl çarptı? Kırmızı ışık yandığı esnada vatandaşa, yayalara kırmızı ışık yandığı esnada vatandaş karşıdan karşıya geçmek isterken "Vay sen misin karşıdan karşıya kırmızı ışıkta üstelik geçen" diyerek sinirlenen otomobil sürücüsü arabasından inip eline aldığı sopayla az önce de görüntüde izlediğimiz yayamızı, vatandaşımızı bir güzel dövüp hastanelik etti. Dediğimiz gibi ilginç bir haber. Geçtiğimiz haftaki programımızda trafik kazaları ile ilgili haberlere değinmiştik. Ve özellikle trafik canavarının bizler olduğunu belirtmiştik. Genelde hep sürücülere hatayı bulmuştuk ama tabii ki yayalar da hatalı olabiliyorlar ama bu hatayı affetmeyen otomobil sürücüsü az önce izlediğiniz haberde tepkisini maalesef o yayayı hastanelik ederek gösterdim. Şimdi programa
Yine ilginç bir haberle devam edelim. Evlilikle alakalı bir haber. Daha önceki programlarımızda da ilginç evlilikleri ekrana getirmiştik mi? Örneğin bir rock barda dünya evine giren çiftimiz vardı programlarımız içerisinde. Aynı zamanda diğer haberi unuttum ama yine evlilikle alakalı bir şeydi. İlginç bir yerde evlenmişti çiftimiz. Bu kez de çiftimiz havaalanında evleniyor. İnternette tanıştığı sevgilisine önce YouTube'dan evlenme teklif eden damat Hüseyin Ağca evet cevabını alır almaz Kayseri'ye ziyarete gelen sevgilisi Safiye Taşdemir'e havaalanında sürpriz bir nikah düzenledi. Hep birlikte izleyelim. Pazar postası devam etsin. Kararını almıştık zaten ama seneyeydi. Ben sürpriz olsun diye böyle bir şey düşündüm ve sizlere de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Allah razı olsun. Böyle de evlenmiş olduk. Hiçbir şey söyleyemeyeceğim şu an. Sayın Safiye'de taşlı. Hiç kimsenin tesiri ve etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizdir. Yanınızda oturan Hüseyin Ağca'yla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sesli. Sesli alayım. Evet. Hüseyin Ağca, Hüseyin ve etkisi altında kalmadan kendi özgür iradeniz. Yanınızda oturan Safiye Taşdemir'le evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Ben de Kalas Belediye Başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah razı olsun. Evet, havaalanında evlenen çiftimizi izlemiş olduk. Pazar postasının yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Bu yüzden fazla çenemi açmayayım isterseniz. Kısa keselim, hemen diğer habere geçelim. Daha önceki programlarımızda Guinness Rekorlar kitabına aday birçok haber yayınlamıştık. Türkiye olarak bu Guinness Rekorlar kitabını çok önemsiyoruz galiba. Birçok yaptığımız olayla nedense o kitaba girme çabası içerisindeyiz. Bu kez de futbol alanında Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan futbolcu Salih Çelik başıyla top sektirme ve başı üzerinde topu durdurma rekorları ile Guinness Rekorlar kitabına girmeye hazırlanıyor. 21 yaşındaki profesyonel futbolcu Salih Çelik yürüyerek, oturarak ve çömelerek başı üzerinde 4554 defa futbol topu sektiriyor. Çelik aynı zamanda 1 saat 16 dakika boyunca topu hiç düşürmeden başı üzerinde durdurabiliyor. Maddi imkansızlıklardan dolayı kendini gösterebilecek şov programlarına başvuruda bulunamadığını belirten Çelik, imkan verilmesi halinde Guinness Rekorlar kitabına girebileceğini ifade etti. Evet, gelin kafasında 4554 defa top sektiren ve 1 saat 16 dakika boyunca top durduran Salih'le tanışalım. Kendisinin bu yeteneğini keşfettik ve şu anda Guinness Rekorlar kitabına girecek kadar yani 4554 kez kafasını sektirebiliyor. Bunun yanında yaklaşık 1 saat 16 dakikada başında topu durdurabiliyor. Dosyamızı şu anda hazırlamış bulunmaktayız. Guinness Rekorlar kitabına başvurduk. Gerekli yerlerle temaslar kuruldu. İnşallah Nusaybin'in Mardin'in adını duyuracağız. Hatta Türkiye'nin adını dünyada duyurmaya gayretliyiz. Bu konuda çalışmalarımız devam etmekte. Rekorumu bir gün ben 13 yaşındayken, şu anda 21 yaşındayım. Bir gün televizyon izlerken bir adam bunu başardı. Ben de inandım. Ben de başarabilirim dedim. O günden beri ben saydırıyorum. Adamın rekorunu, izlediğim adamın rekorunu kırdım. Ve şu anda da ikinci daldan bir rapor düşünüyorum. Onda hiç kimse benim edindiğim bilgilere rağmen hiç kimse başvurmamış. 1 saat 16 dakika topu başında durdurabiliyorum. Bu raporu hiç kimse başvurmamış edindiğim bilgilere göre. Topu en son 4554 defa sektirdim. Durdurma da 1 saat 16 dakika durdurdum. Guinness Rekorlar kitabına aday 21 yaşındaki Salih isimli genç arkadaşımızı izlemiş olduk.
kafasında 4554 kez top sektirebiliyor ve 1 saat 16 dakika boyunca topu durdurabiliyor. Dileriz maddi imkansızlıklardan dolayı bu rekorunu Guinness Rekorlar kitabına kaydettirmemek için cümleyi kuramadım. Neyse bir sponsor bulur ve Guinness Rekorlar kitabına girer diye düşünüyoruz. Programın sonuna geldik ya, Çerem bayağı bir yoruldu anlayacağınız. Şimdi bu arada futbolla ilgili bir haber vardı, bunu da aktarayım size. Sanal alem futbolcu transferinde de kullanılmaya başladı. Amatör olarak futbol oynayan forvet Engin Kodan kendisini internet üzerinden satışa çıkartmış. Geçtiğimiz hafta gazetede yer alan bir haberdi. Az önceki haberimizle bağlantı olarak bunu da hemen hızlıca aktarayım size. Futbol dünyası da artık sanal dünyaya ayak uydurdu. İstanbul Amatör Küme takımlarından İmes Spor'da top koşturan Engin Kodan profesyonel bir takımda oynama hedeflerine ulaşabilmek için kendisini internet üzerinden açık arttırmayla satışa çıkartmış. Bunu da duyuralım buradan. Futbolcu transfer etmek isteyen varsa Engin Kodan adlı forvetimiz internet üzerinden açık arttırmada haberiniz olsun diyelim ve programımıza sinemayla devam edelim. Zaman zaman sinemayla alakalı konuları ekranlarınıza taşıyoruz. Ben açıkçası bu haberlerden keyif alıyorum. Türkiye'de yeni bir ödül töreni daha düzenlendi sinemayla alakalı. Türkiye'de adı Yeşilçam olan ilk ödül töreni bu. Yeşilçam ödülleri. Ve ilki düzenlenen ödül töreninde Mutluluk isimli film en iyi film, en iyi kadın oyuncu ve en iyi müzik ödüllerini kazandı. En iyi yönetmen dalında Yaşamın Kıyısında filminin yönetmeni Fatih Akın ödül aldı. En iyi erkek oyuncu dalındaysa Kabadayı filmindeki rolüyle usta oyuncu Şener Şen ödülün sahibi oldu. Şimdi görüntüleri izleyeceğiz ama görüntüler içerisinde komik sahneler de var. Yeşilçam broşunu vermek üzere sahneye gelen Altınbaş Genel Müdür, yılın en iyi kadın oyuncusu ödülünü alan Özgün Namal'a Nurgül Hanım diye hitap edince sahnede kahkahalar kopuyor. Tabii bu gafı Özgün Namal usta bir hareketle örtmüş oluyor. Ardından sahneye Cem Yılmaz çıkıyor ve yine esprileriyle salonu kahkahaya boyuyor. Dilerseniz Yeşilçam ödül törenlerine gidelim. Neler yaşanmış hep birlikte izleyelim. Sonrasında kapanışla buradayız. Gerçekten beklemiyordum diyeceğim. Hadi canım diyeceksiniz. Tabii ki bekliyordum ama yani hani artık vermezler diye düşünüyordum. Benim için çok değeri var. Hale Hanım'ın elinden aldığım ikinci ödül. Çok teşekkür ederim. Altınbaş adına bu Yeşilçam broşunu, özel tasarım olarak hazırladığımız bu Yeşilçam broşunu Nurgül Hanım'a ben de isterdim burada olsun. Yok, sahnede yok. Ama özür dilerim Özgün. Özgün Hanım'a. Sayın Bakanım, efendim bu sizin bıraktığınız intiba olamaz herhalde. Yani benden kaynaklanan bir şey. Yalnızca ünvanınızı söyledim, güldüler. Sayın Bakanım, değerli Beyoğlu Belediye Başkanımız ve Sinan Çetin, evet, yani bir kısmına o bakıyor biliyorsunuz. En iyi erkek oyuncu Şener. Yeşilçam emekçilerinin ödüllendirildiği ödül töreni ilk kez düzenlenmiş oldu ve ilk törenden ödül alan üstadlar, oyuncular, filmler ekranınıza geldi.
Şener Şen büyük bir usta gerçekten ve en iyi erkek oyuncu dalında Kabadayı'daki rolüyle bu ödüle layık görüldü. Ve maalesef Pazar Postası'nın sonuna geldik. Bir saati bile aştık hatta. Haftaya pazar eğer bir aksilik olmazsa inşallah ben Turgay yeniden Çay TV ekranında Pazar Postası programında sizlerle birlikte olacağım. En azından bunu temenni ediyoruz. Sizler de bizlere her konuda görüşlerinizi, yorumlarınızı SMS numaralarımızdan gönderebileceğinizi unutmuyorsunuz. Haftaya pazar tekrar buluşana kadar iyi haberler alın, habersiz kalmayın, hoşça kalın.